Çökelme sonucu oluşan kireç taşı katmanlarının arasındaki araştırmamıza devam ediyoruz. Bir önceki videoda da bahsettik. Bu alanlarda çok rahat bir şekilde deniz kestanesi fosillerini ve diğer fosillere rastlamanız mümkün. Burası yaklaşık olarak deniz seviyesinden 300 metre yükseklikte olan Kandıra-İzmit arasında bir bölge. Kireç daha önce stabilize amaçlı kireç ocağı taşları taş ocağı açılmış. Bu bölgede işte bu şehir içerisinde yaptığımız araştırmalarda çok güzel deniz kestanesi fosillerini rastlıyoruz. Bu da güzel bir örnek. Deniz kestanesi şu an taşın içerisinde hapsolmuş vaziyette. Kireç taşın içerisinde. Kırdığınızda bundan çok net bir şekilde deniz kestanesinin formunu, fosilleşmiş formunu alabilirsiniz. Ki zaten bu aralar selenit dediğimiz bir malzemenin dolmasıyla oluşur. Selenit nedir? Selenit de yine kireç ihtiva eden tuzlu sularda kalsiyumun tuzlu su içerisinde çökelmesiyle oluşan bir mineraldir. Şurada görüyorsunuz, şurada bir katman var. Bir damar şeklinde içeride gidiyor. Bunu kırdığınızda içerisinden şeffaf bir şekilde seleniti çok net bir şekilde görürsünüz. Tabii bunları işlem şeffaflaştığında tek olarak kullanılabilir. Kötü enerjiyi aldığı konusunda bir takım rivayetler var. Tabii bizim konumuz değil. Biz sadece ne yapıyoruz? Şu an hangi yapıda ne tip malzemeler bulabileceğinizi size göstermek istiyoruz.